Herkese merhabalar. Semalı Mutfak kanalıma hoş geldiniz. A101'den almış olduğum kek kalıbıyla ilk defa kek kalıbında bir o kadar lezzetli, üzümlü, kahveli kek yapacağım arkadaşlar. İnşallah bu güzel lezzeti sizler de beğenirsiniz. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle bu güzel üzümlü kahveli kek tarifimize hemen geçelim arkadaşlar. Gerçekten dokusu da çok yumuşak oldu. Çok güzel bir lezzet. Kekimizin malzemesinde 3 tane yumurta, 1 yemek kaşığı granüle hazır kahve, 200 gram oda sosunda yumuşatılmış olan tereyağımız var. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı süt, 1 su bardağı kuru üzüm, yarım su bardağından birazcık fazla pudra şekerimiz var. 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı da un kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek derin bir kabımızın içerisine 3 tane yumurtamızı ilave ediyorum. Pudra şekerimizi de ilave ediyorum. Karışımımızı krema kıvamına gelene kadar çırpalım. Oda sosunda bekletip yumuşattığımız tereyağımızı da ilave ettik. Tereyağımızı ilave ettikten sonra kek harcımızı çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sütümüzü de ilave ediyorum. Kekimizin daha güzel kabarması için tüm malzemelerinin oda ısısında bekletilmesi gerekiyor. Aksi takdirde kekimiz istediğimiz gibi kabarmayabilir ve ilk 20 dakikada kapağını açmıyoruz. Bir yemek kaşığı da granüle hazır kahvemizi de ilave ediyorum. Kek harcımıza granülle hazır kahvemizi ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha çırpmaya devam ediyorum. Kahvemiz kekimize çok güzel bir aroma verecektir. 2 su bardağı unumuzu ve 1 paket kabartma tozumuzu süzgeç yardımıyla eleyerek kek harcımıza ilave ediyoruz. Kekimizin daha güzel kabarması için unumuzu da kabartma tozumuzu da eleyerek ilave ediyoruz. Kek harcımıza en son 1 su bardağı kuru üzümümüzü de ilave ediyoruz ve tahta kaşığımızla karıştırıyoruz. Kekimizin hamuru çok yumuşak ve güzel bir kıvamda oldu. 2 su bardağı unumuz tam ölçülü geldi. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Kek kalıbımızı tereyağı ya da margarinle her tarafını iyice yağladıktan sonra buzdolabında birazcık beklettim ki kekimiz kalıbından daha kolay çıksın diye. Bu işlemi mutlaka siz de yapın. Daha sonra kek hamurunu kaşık yardımıyla kalıbımıza ilave ediyorum. Bu arada kek kalıbımı da A101'den aldım. Markası Nehir. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Yapışmıyor. Kullanımı çok kolay. İlk defa kek kalıbında kek yapıyorum. Nasip kısmet bugüneymiş. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Biz çok memnun kaldık. Kekimizin hamuru ziyan olmasın diye hepsini almaya çalışıyorum. Daha sonra üzerini bir kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Önceden ısıtılmış olan 180 derecelik 600 ayarda kekimizi 35 dakika pişmeye bırakıyorum.
Pişen kekimizi kalıbında bir 15 dakika beklettikten sonra servis tabağımızı alıp ters çevirelim. Kekimiz kalıbımıza yapışmadı. Çok güzel bir şekilde çıktı. Görmüş olduğunuz gibi kalıbımızda tertemiz görünüyor. Kekimiz soğuduktan sonra üzerine bir süzgeç yardımıyla pudra şekeri serpelim. Hem görüntüsüyle, hem dokusuyla, hem de o güzelim kahve kokusuyla çok güzel bir üzümlü kahveli kekimiz oldu arkadaşlar. Biz bu lezzeti çok beğendik. İnşallah sizler de deneyip yaparsınız. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için her zaman çok değerli ve çok önemli. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olduysanız bildirim zilini açmayı unutmayınız. Abone değilseniz hemen abone olun diyorum. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.